Selam. Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Burcu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lidya'yla şimdi eve dönüyoruz. Çok yoruldum. Lidya'yı bir tane böyle şeye getirdim. Soft play alanına. Soft play dediği böyle işte yumuşak oyun alanı. Zaten anlamışsınızdır baştaki görüntülerden. Çok fazla çekmedim çünkü başka çocuklar ve aileleri var tabii ki, onların özel alanına müdahale olmasın diye. Azıcık böyle Lidya'nın olduğu kısımları çekmeye çalıştım. Lidya'yı buraya getirdim bugün. Burası bizim Children's Center'ımıza, yani bu oyun grupları olayından bahsetmiş miydim önceki videoda acaba? Hemen hemen her semtte, yani belki hepsinde yoktur ama ilçeye göre de değişir. Hemen hemen her semtte Children's Center denilen merkezler oluyor, yani çocuk merkezi. Merkezlerde işte hem çocuğun sağlığıyla ilgili, galiba bahsettim ya geçen oyun grubuna gittiğimizde. Çocuğun sağlığıyla ilgili danışabileceğiniz sağlık görevlileri ya da şeyler var, oyun grupları falan var böyle gelişimi için. Çocuklar için kurulmuş merkezler. Bizim de bu yeni taşındığımız yerde bir tane merkez var. Kasım'da açılacak dediler geçen geldiğimde. Bu arada ben nereden gideceğim ya, bir saniye. Ay, bugün hava biraz serin. Aslında üstüm var ama bu sefer de yürürken muhtemelen sıcaklayacağım için giymedim. Ne diyordum? İşte bizim buradaki bakımdaymış şimdi yeni taşındığımız evin oradaki. Ama Kasım'da açılacak dedi geçen oyun grubuna gittiğimde oradaki görevli. Bakalım. Neyse, bugün de böyle bir soft play alanını ayarlamışlar. Genelde bu council'ların sitesinde bununla ilgili bilgi olur. Mesela bizimkinde bir tane program vardı, ben onu indirdim. Böyle o belediyenin içindeki, bu belediyenin içindeki her Children's Center'ın programını gösteriyor. Ya da bazen böyle Children's Center'ın merkezinde olmuyor da outreach diyorlar, böyle dış bir alanda oluyor. Mesela burası öyleydi şu an. Burası normalde ücretli bir soft play alanı, yani yumuşak oyun alanı. Ama burayı bu session için herhalde kansumu kiralamış, ne yapmışsa. Burada yapıldı. İşte opsiyonel bir bağış var. 2,5 pound bağış yaparsanız seviniriz demişler. Yapmaya da bilirsiniz, zorunlu değil. Böyle bir oyun alanına geldik bugün de. Bakalım birkaç tane böyle bir şey deneyeceğim. Şimdi bu belediyeye yeni geldiğimiz için. Buradakilerin hepsini böyle bir yavaş yavaş deneyeyim. Ondan sonra beğendiklerime sadece giderim diye düşünüyorum sonraki süreçlerde. Mesela bir tane Mommy and Me bale class gördüm. Onu çok merak ediyorum. Annem ve ben bale dersi. Yani Lidya şu an ne kadar bale ya, bale yaptı. Zaten bale dedikleri ne olacak bu yaşta, ama Lidya şu an böyle komutları dinleme huyu yok fazla. Kendi istediği anlar dışında pek umursamıyor. O yüzden öyle bir derse nasıl olur bilmiyorum. Bugün buraya da geldik mesela. İçeride işte oyun alanı var. Dışarıda da böyle bir iki tane bisiklet, araba falan koymuşlar. Ay, tutturdu dışarıda oynayacak diye. Herkes içeride, bir tek biz dışarıda. Yani zorla ikna edip içeri soktum. O yüzden öyle hani hadi şarkı söyleyelim, dans edelim tarzı etkinliklerde ne kadar ona uyum sağlar bir fikrim yok. Canı istediğini yapıyor çünkü. Öyle bakalım, ama yine de deneyeceğim birkaç şey daha. Şimdi eve dönüyoruz artık. Bugün zaten bayağı uykusu da geldi. O yüzden de biraz benim eteğimden ayrılmadı. Geldiğim yerde eve yarım saat yürüyüş mesafesinde, yani öyle aşırı yakında değil. Gerçi yarım saat yürüyüş benim için öyle çok şey değil. Otobüse de binebilirdim 10 dakika ama ben de yürüyüş yapmış oluyorum diye iyi geldi. Öyle yürüyorum. Neyse, hadi eve gidelim.
Evet, banyonun ay yerlerde hala bir şeyler var. Banyonun son durumu şimdilik böyle. Buraya daha sonra belki başka bir şey yapar mıyız bilmiyorum. Yani bu banyo genel banyo olmadığı için, ebeveyn banyosu olduğu için böyle açıkta ve biraz karışık görünüyor ama açıkta ve karışık olmasının o kadar bir sakıncası yok. Hatta ben zaten görmeyi seviyorum bu şekilde. Böyle oldu. Şu rafı biraz daha mı aşağı yapsaydım acaba? Buraya belki uzun bir şeyler koyarım diye düşündüm ama neyse şimdilik dursun, sonra ileride gerekirse çıkarıp tekrar takarım. Böyle şuraya böyle saç ürünlerini koydum. Şurada böyle pamuklar, mamuklar. Burada maskeler, şurada serumlar. İşte ne bileyim göz kremidir bilmem de. Şurada da makyaj çıkarma ürünlerim var. Buraya parfümlerimi koydum. Buraya da foreolarımı. Şu tarafta böyle şunlar daha düzenlenecek. Onlar biraz kaldı ortada. Ama bakarız. Şöyle şuraya da bu çiçeği koydum ama bunu da sonra tekrar bakacağız nereye ne yapacağımıza. Şimdilik böyle. Şurada da şey var. Yüzümü silmek için bu yüz kurulama havlularından kullanıyorum, kağıt havlu gibi. Buna böyle bir daha güzel görünecek bir kap falan bulabilir miyim? Temu'da falan olabilir öyle şeyler. Ona bir bakacağım. Evet, böyle. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. Evet, şu çekmecemi de düzenledim. Bakın normalde şu ayrı bir çekmece, kemerler ayrı bir çekmece, şunlar ayrı bir çekmeceydi. Hepsini böyle tek çekmeceye sığdırmış oldum. O kadar eledim yani. Hatta şu kolyeler de askılıkta duruyordu, kolye askısında. Onu da şu an koyacak yerim olmadığı için şimdilik buraya koydum. Yer bulursam onu yine koyarım. Bulamazsam da böyle de oldu bence. Kolyeler, şurada bileklikler var. Şurada küpeler, burada böyle kemerlerim. Şurada takı kutularım var. Bunları seyahatlere giderken alıyorum. Burada eldivenler, bere vesaire. Zaten bunlar fazla yok. Çok kullanmadığım için böyle bir çekmecem oldu. Bu çekmece biraz zor kapanıyor. Niye bilmiyorum. Ona bir bakacağız. Böyle işte. Bu sabahki işim de buydu. İyi oldu bunu aradan çıkardığım. Bugün koltuğumuz gelecek artık. Bir de şu dolapların kapakları. Onları da aldık. Aslında kapakları işte ikinci el arıyordum, söylemiştim. Ama bulamadım bir türlü ikinci el. Hem yakın hem tam bizim buraya göre olacak. Hep genelde buradaki insanlar herhalde bunun bir boy uzunluğu almışlar bu dolabın. O yüzden bulduklarım da hep büyük kapak oluyordu. Dolayısıyla bizim buraya uymuyorlardı. Ben de artık dedim ki internetten IKEA'dan sipariş verelim, ne yapalım. Öyle oraya da kapak siparişi verdik. Onlar da gelsin takılsın. O da daha düzenli duracak. Sonra da artık gerçekten şu eşyaları satmaya başlamam lazım, satılacakları. Hayır hayır hayır. Lidya'nın odası boşalsın ki oraya oda yapmaya başlayacağız. Çünkü birkaç ay sonra da artık
Birkaç ay sonra da birkaç misafirimiz falan gelecek. Muhtemelen arkadaşlarımız gelecek yani. Farklı ülkelerden. Öyle onları da ağırlayabilmek için oda hazır olsun istiyoruz. Peki bir daha taşınırsak nasıl taşıyacağız bu baksını? Kendi arabamızla taşınacağız. İnş. Mikrodalgayı değiştirsek mi acaba? Ama ya sonra ankastre falan almak istersek? Buraya? Hı. Bunun yakın bir zamanda sürekli almayacağım ankastre alacak. Ne olmayacak? Bilmiyorum. Ben hala şu şeyi düşünmemiştim. Acaba yaptım, şuraya çektirebilir miyiz? Ha, elektrik olacak. Çektirip buraya koyabilir miyiz? Evet, şeye soracaktık. Kitchen yapan şey. Çünkü orada elektrik olması lazım. Şeyler var sonuçta, switchler falan. Bu dolabın arkasındaki duvarda mutlaka elektrik var yani. Evet. Varmış. Ben şeyden emin olamıyorum. Buraya uygun mikrodalga var mı bu kadar ince? Var. İyi mi? Daha mı? İyi böyle. Hadi bakalım bir koltuk kurulumu daha muvaffak olabilecek miyiz bu sefer? Kurulu geldi. Ben de bunu kurulacağız. Aa, evet. O biraz uzun sürebilir diye düşünmüştüm. Ha, böyle. Evet. Ters mi geldi? Tamam. Neyse ayakları seferken bakalım. Tamam. Nasıl koyalım? Şöyle bir şey yapalım. Aşırı uyumlu oldu. Peki şeyler nerede? Sesini yiyor. İlk şeysin arkalığına. Şunlar galiba azıcık gerek olmayabilir alet şeyine. Tamam. Ha, gerçi o yaparız yine ya. Kapatacağım. Bir şey canım, ayaklardan bir tanesinden vida çıkmadı. Ne diyorsun? Şu vida şeyini poşetinden. Of. Şey ne yapıyorsun? Vallahi yok. Saysana tekrar. Yo yo, hepsinden böyle paket çıkıyordu. Bundan çıkmadı. Ne yapacağız? Keşke ayakları önce açsaydık. Vallahi dün açsaydık keşke. Ne yapacağız ya? Olmazsa yapıp yer oturu alarak oturalım bir süre. Ayak gelene kadar sonra yağ takarız. Gerçekten inanamıyorum ya. Evren desem bizim koltuk almamızı istiyor. Aa, buna elektrik mi çekiyorsun? Galiba. Ooo, süper. Onun bir tane ürünü var. Wireless charger falan diye kendisi parayla aldık. Yani işte ekstra satıyorum. Başka bir şey de alıyoruz. Ölçek. Ne geldi? Böyle. Şimdi şu arkayı böyle takacağız. Tut.
Böyle bir anlatayım. Ben sıkabilirim. Sen sonrakilere bak istiyorsan. Tamam, sen bahsedin. Hayır, bu. Alttan tak, üstten. Tamam. Evet, alttan takacağız. Şimdi ayaklar. 6 tane ayak buna zaten takılıyormuş. Bunkileri takabiliriz aslında. Kaç ayak var ki? 8 mi? 8. Ha, o zaman daha sonra bunu takacağız, onu olacak. Bir tek bunu o yerde duracak. Buna oturuyoruz. Ha, çeyizi yapmayacağız yani. Olabilir. Bitiştirmeyeceğiz yani ikisini. Evet, olabilir. Sen karar ver. Bence öyle yapabiliriz ya. Çünkü bu biraz yamulmuş, yani yamuluyor. Tamam. Ayakların şekli falan da güzel. Bakalım boyut olarak da salona güzel olursa bence bu koltuk iyi olacak. Bence yani güzel olacak ya salona boyut olarak. Tabii şimdiden, de rahat olursa. Ha, rahatlık. Şimdiden gözümü düzenlemeye başladı şu anda. Şimdiden, tamam. Al ayakları takmaya başladı. Al, başla. Ben şurada şarj yeri olması benim çok hoşuma gitti. O çok güzel, evet. Bundan fark etmiş. Onu Ikea'da satıyorlar. Çeşitli. Hatta ben başta dahil sandım. Değilmiş. Tamam. Biraz çekelim bakalım geriye. Ooo. Nasıl? Bir tek sırtı biraz sert. Ama yine de iyi. Bunun bile sırtı sertse iyi ki diğerini almamışız biz ama. Tabii ama oturak yeri iyi. Absolutely. Şuraya bir telefon koydun muydu? Şuraya içeceklerini, zerzevatlarını, cipslerini de... Ben şimdi videoyu... Ben eğer gel koltuk alsak oraya biraz aralık bırakıp şey koyacağım. Küçük sehpa. Evet. Zaten gerek kalmadı ve şu an videoyu buraya tırmanmışken hayal edebiliyorum. Yani buraya böyle tırman, ayaklarını buraya koymuş, geçirmiş. Ama şurası sıkışıyor biraz, burası. Bunu takınca belki. Evet. Boyutu çok güzel oldu bence ya. Bence iyi. Hatta var ya, yani şöyle biraz geriye çıkayım. Tamam, boyut ideal. Bir büyüyor, büyük olur. Bir küçüğü çok cücük kalır. Evet, evet. Boyut ideal. Boyut ideal arkadaşlar, hayırlı olsun. Sevgiler. Sevgili takipçilerim. Evet, şunu kapağı var, onu koyacağız, okey mi? Güzel. Yer koltuğu. Yer koltuğu. Yer koltuğu. Bir kişi burada yatar mı? Ya çok gerek olursa yatar. Yatar. Bence. Yatar yatar. Biraz beni falan ağrıyabilir ama ekstra soft ya. Ekstra soft olmak için oturur. Tamam ya, budur. Olay gitmiş midir? Ben bir şey söyleyeyim, çok iyi oldu. Bence de. Ve bu şey, hem kapatmadı burayı, hala ferah. Hem de büyüklüğü ideal. İyi ki daha küçük almadık. Şey canım, ama şimdi televizyon çok küçük kaldı. Evi değiştirmemiz lazım. Çünkü duvar... Evi değiştirmemiz lazım. Benim nasılsın var biliyor musun aslında? Şu duvarı açtırıp böyle bu camı geniş yapmak. Bir tane dairede gördüm. Bu apartmanda. Dün ilanlara bakıyordum. Şu duvar boydan boya cam. Ne diyorsun? Niye hepsini aynı yapmadınız ya? Şimdi insanın hep birinde aklı kalıyor. Televizyonu nereye koyacağız? Cama mı? Hayır, cam o tarafa doğru gidecek. Ha, böyle gidecek. Evet. Tamam, burası. Duracak. Aa, ben çok alçak kaldım. Bence güzel ya. Şu ama arkaya yastık istiyor. İstiyor mu? Sert diye mi? Sert diye. Ben şimdilik iyi hissettim. Hatta bana biraz da sertlik lazımdı. Şöyle dik durayım diye. Ben sevdim.
İyi ya, yani çok iyi. Rahatlığı çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Hep şey diyorduk, dışarıda oturuyoruz rahat rahat, eve geliyoruz semsert almışız. Ekstra yumuşak, ya da yumuşak. Ve şey üstü de böyle şey değil, güzel, sert biraz üstü. Yani ben beğendim ya. Ben de beğendim. Renk de çok beğendim ben. Kesin. Renk evde daha da güzel göründü gözüme mağazadakinden. Evde patladı. Böyle derdi. Ben bu köşeye şey koymayı düşündüm ama çok az çekip şu şöyle gelen ışıklardan aşırı değil de biraz. Ama Lidyon'u mahveder mi? Üzerine tırmanır mı? Ondan biraz. Böyle asılmak şeklinde. Çünkü bu köşeye bir ışık koymak istiyorum. Ama o da şey oluyor. Yani düz ışık koyamam çünkü. Ama küçük ince bir şey koymak iyi olur. Dakika bir, gol bir. Lidya bir yerlere tırmanmaya başladı. Bebeğim. Şu gördünüz herhalde, oraları çekebildim mi bilmiyorum. Şu iki tane ayak, bu koltuğun iki tane ayağının vidaları gelmemiş. O yüzden bunun ayaklarını takamadık. Şimdi onları IKEA'dan tekrar yedek parça siparişi verdim. Onlar gelince takıp şuraya bitiştireceğiz. O yüzden böyle yere koyduk şimdilik, yine de oturalım diye. Böyle değişik oldu. Koltuğumuz böyle. Bence hiç fena olmadı ya. Şeyi de güzel, boyutu da güzel oldu bu oda için. Bunu çözmek için yapabileceğimiz şey var mı? Bu taraf tamam ama bu taraf galiba tamam. Olmayacak. Tamam. Tamam, açıyorum. Oynayabileceğimiz başka bir oyun olur. Evet. Onu alayım. Bu dakika galiba değiştireceğim ya. Ben çok iyi kesilmedi gibi. Evet. Hayır. Onları iade edip siyahını alalım diyorum. Ha, şimdi ben şu dolabın kulpları olmayacak. Umarım açılır. Olmazsa bant kolaymıştır. Sürekli anne babalarına böyle şey oynatıyorlar. Birbirlerine aşık olma oyunu. Peki edeyim. Tamam. Aşağısı çok ileride. Yani olacak da. Metal denk geliyor değil mi? Evet. Kaldıracağız onu. Cam olmasın. Ne yapalım? Bu olay birazcık şeymiş ya. Kısıtlayıcı. Tam ortaya onun denk gelmesi. Evet. Hayır, bu sefer de mesela benim bu taktığım rafla şey arasında aşırı fazla fark olacak. Evet. Gel bakalım. Sen şöyle meyve versin. Evet, tamam, gel. Gel. Gel bir tane. Gel. Ver emziğini. Ver emziğini. Aa, vermeyeceğim. Tamam. Ama kuyruğuna tutunuyor. Teşekkür ederim anne. Kadını çıkarmayı unutma. Nasıl olacak zaman anne? Şey, tamam. Şeyini ayarlamak tabii, lazım. Tabii. Onu ayarlayacağız. Aynen. Bayağı aşağıda. Hı, var mı? Ya öyle çok aşağıda oldu ya da diğeri mi fazla yukarıda oldu? Bir... Aynı denklere taktık değil mi? Ya biraz zaten aşağıda duruyor sağ taraf. Biraz yukarı çıkar. Solda aşağı iner. Yukarı otur bakalım. İzle. Çok mavi gibi. Aa. Çok özel bu gri değil ki. Evet. Ay bu çok mavi. Çok başka bir şey geldi. Ay, bu arkası mı? Ha. Yok. Üzerinde şey var, jelatin var. Ha o mu? Ama nasıl? Evet, jelatin mi bu? Galiba. Bu altta yazı var. Nerede yazı? Günaydın doktor. Evet. Bugün yoğun bir gün, bir hasta kaplan. En son mu çıkar? Evet. Böyle bir bakalım da yine. Yani
tamam böyle ya. Diyecektim ki istediğin oldu mavi geldi işte. Altta sepet mi koydun? Ama ha, onun şeyi takılı mı ki sepet? Bunun yapılması okay. Gerekiyor.